Mert, hello. İlk gelenler sesim iyi geliyor mu diye bana böyle bir geliyorsa bir şöyle bir şey yapabilir mi? Nazlı geldi, alıyorum. Nazlı geliyor. Ha, süper. Teşekkür ederim Mert'ciğim. Hello. Hello. Hayatımın canlı yayını. Çok Bir şey diyeceğim. heyecanlandım. Aşırı mutluyum seni Şu gördüğüm an için. gerçekten celebrity statüs hissediyorum senin story'inde. Bir şey diyeceğim, öylesin. Artık öylesin. Estağfurullah. Bir şey diyeceğim, benim için öylesin. Benim Ah için canım bu benim ki. dönemin, bu dönemin yani en takip edilmesi gereken, en güzel işler yapan insanlarından Ay birisin. çok teşekkür ederim. Biri Canım bana geçen Nazlı. gün dedi ki deprem dede vardı. Sen bizim korona için deprem dedemiz oldun dedi. Ay Dedim harika gerçekten öyle bir yani. şey oldun. Bu arada yayına girmeden evvel bir küçük böyle bir bilgi Tabii vereyim. tabii. Nazlı'yla ben çok küçük yaştan beri arkadaşım. Biz lise arkadaşıyız. Evet. Beraber bir şey bir kulüpteydik hatta senin interaktif miydik? Bir kulüpteydik. Ay Bir şeyler olabilir sosyal yapıyorduk. yardım Sen mı? Ay sosyal bilmiyorum yardım. olabilir. O zamandan sosyal yardım konusunda başarılı biri olacağım bellidir Teşekkür Nazlı'cığım. ederim. Ve Ben de Nazlı yani evet. Sözünü Nazlı kestim. yani takip edenler biliyordur. Takip etmeyenler de mutlaka bu pandemi döneminin başından beri bir noktada denk gelmiştir. İnanılmaz düzgün bir şekilde böyle hap bilgi, objektif bilgi veren Teşekkür ederim. yani ender kişilerden oldun. Yani Çok biz teşekkür ailecek ederim. seni takip ettik. Çok teşekkürler Ben teşekkür her şey ederim. için bu arada. Çünkü inanılmaz bir kamu hizmeti verdin bize. Ay yok estağfurullah ne demek işim bu diyeceğim hakikaten işim bu yani işimi Evet. yapmanın ben de haklı gururunu yaşıyorum. Bir işini anlatsana biraz bize tam güzellik muhabbetine Çok girmeden karışık evvel. aslında bu işler. Çok az. Ben Biz artık doktor Nazlı Şenyuvası. Bunu evet da şey Allah'tan Aralık'ta da yapıyoruz. mezun olmuşum doktorumu aldım yani. Ben sağlık iletişimi doktoruyum, sağlık iletişimi uzmanı diye geçebiliriz. Yani aslında doktoramın benim konusu daha çok kadın sağlığı üzerineydi ama en baştaki temel eğitim hani bu komplike bilimsel tıbbi bilgileri halka en doğru şekilde nasıl yansıtırsın ama böyle anlamını kaybetmeden bütün hani tamamını bir şeyleri eksik bırakmadan kafayı karıştırmadan. Onun için yani aslında ben COVID uzmanı değilim. Kimse değil. Yeni başladı COVID ama hani COVID bu başladığında ben Türkiye'deydim aslında. Mart mıydı? Mart'tı. Türkiye'deydim ve orada böyle bir takım hatalı maske kullanımları görmeye başladım. Bir video çekeyim dedim. Hani o çektim. O çok böyle beğenildi. Ondan sonra korona videosu çekmeye devam ettim. Ve ben de aslında herkese beraber öğrendim diyebiliriz. Yani çok vakit harcıyorum. Tabii hani video bir dakika gözüküyor ama arkasında çok çalışıyorum. Böyle yani aslında benim işim bu. Bir yandan da millennial bump da yapıyorum aslında. Ona da bahsederiz sonra. Aslında benim Evet, ondan da evet bahset benim biraz. bitirme tezim falan hepsi kadın sağlığı, hamilelik ve doğum üzerineydi. Onun için millennial bump Türkiye diye bir hesabım vardı. Hani ben mezuniyetten sonra onunla uğraşacaktım. Pandemi oldu falan. Benim kariyer COVID'e kaydı. Yani Ama mutlu mutlu yapıyorum yani. Her ne kadar durum çok mutlu olmasa da severek yapıyorum. Beni meşgul... Tamam yavaş konuşayım. Ben hızlı konuşurum. Ve şey, böyle beni meşgul ediyor. Yani psikolojim için de iyi geldi biraz. Hani Ay yani saatlerimi alabiliyor. benzer hisleri paylaşıyorum çünkü ben de biliyorsun hani bu süreçten evvel böyle yeni bir yola girmeye karar verdim. Çok uzun süredir yaptığım işimi bıraktım vesaire böyle yeni bir şeyler yapacağım derken böyle hayat bir anda üstümüze Evet. çullandı ve ben de böyle beauty in isolation gibi Ama bir çok güzel. şey yapıyorum. Bak annen de gelmiş. Bu arada komentleri okumaya çalışıyorum ama aşırı fazla tatlı insan var. Herkese tek Evet tek çok tatlı. yani Nazlı'ya o kadar fazla sormak istediğim şey var ki Ahmetciğim öpüyorum. Hepinize tek tek şey yapamayacağım çünkü Nazlı az evvel bana bu yayın için Çok hazırladığı hazırım. ürünlerini gösterdi ve hepsini konuşmak için Evet. şu anda başlatıyorum Beauty in Isolation'ı. Yani Dandan ben bugünü girelim. bekliyordum hayatım boyunca. diyebilirim. İnanılmaz. Bu arada Nazlı biliyorsunuzdur takip edenler Los Angeles'ta yaşıyor. Benim Evet. hayatta en sevdiğim yer olabilir. Neden? Çünkü
sağlık, yani sağlık, güzellik, wellness için gerçekten bir, Ekstrem bir yani yerdeyiz. ekstrem bir yer, ekstrem bir yer ve Seni de en son burada bayılıyorum. gördüm sanki. Yo, Makedon Ben en günü son orada burada gördüm. görmüş olabilirim. Belki de Soho doğum gününde olabilir. House'da yemek yemiştik, hatırlıyor Hatta musun? bir event vardı arkada. Her türlü Çünkü blogger aşağı inip çıkıyordu hayır, falan. Oscar Oscar sezonuydu. Women in şey mi? Hollywood mu? Öyle bir şeydi. zamanıydı. Evet. Öyle bir Böyle şey vardı. arkamızda selebritiler dönerken biz orada böyle oturup, Pizza mı yiyorduk? Sen salata evet. yiyordun, onu hatırlıyorum. Çok iyiydin Tatilin başıydı. Sonra yani. değişti. Peki giriyorum. Giriyorum Hadi bakalım, konulara. başlayalım. Çok heyecanlıyım. Şimdi karantinaya girdiğinden beri bakım rutinde değişiklikler yaptın mı? Yaptıysan neler değişti? Bakım rutini. Şimdi aslında bakım rutini derken benim bakım rutinime geliriz. Çok yalınlaştı zaten son dönemde. Birkaç bir şeyi kullanmak dışında başka bir şey yapmıyorum. Aslında karantinanın başında şeydim. Aa şimdi ama yani 2 aydır oje sürmüyorum mesela. Hani artık oje sürmem, hiç makyaj yapmam, bir süre rahatım. Sonra bu çok çekimler başlayınca her gün makyaj yapıyor oldum. Değişim o. Yani sürekli makyaj modundayım. Onun için mesela biraz cildim daha kuruyor çünkü sürekli makyaj siliyorum, makyaj yapıyorum. Biraz daha nemlendirici şeyler kullanmaya başladım. İşte kremi mesela ben günde bir kere kullanırım. Şimdi ikiye çıkardım. Bazen arada bir yağ koyuyorum falan. Ne Onun dışında çok bir kullanıyorsun şey değişmedi. nemlendirici? Ne Şimdi kullanıyorsun? bu aslında benim hayatımı değiştiren ürün oldu. Büyük bir iddia. John Hayatımı Calasanz. değiştiren marka oldu. Bu markayı keşke, bilmiyorum Sephora'da var mı? Keşke gelse. Evet, Türkiye'de yok Benim henüz. gelsin. Şu ikisi dışında bir şey kullanmamaya başladım diyebiliriz. Aslında benim anlatacağım şimdi. Yani cilt bakımında yaptığım en büyük değişiklik köpüren temizlemeden uzak durmak oldu. Çünkü bu Sülfattan uzak durmak. evet, onun sülfat mı yapıyor onu? Sen daha iyi Evet. bilirsin. Yani Evet. bu makyajımı silerken köpüren ve böyle gözlerimi falan da köpürtürdüm hep mesela. Onları ayrı ayrı uğraşamazdım. Yani yoksa mesela şu tipik Lancôme'un mesela göz makyaj çıkarısında kullanırdım falan ama şeyi değiştirdim, formülü. Şimdi benim annemden çok bahsedeceğim burada. Çünkü benim annem hep şeyi söyler işte o cildinin üstünde aslında yararlı bakterilerin olduğu, göstereceğim yakından şimdi hepsini. Bakterilerin Bakterilerini mi olduğu, göstereceksin hayır Nazlı hayır biri şeyi sormuş, bize? bakterilerime Faydalı mikroskopla geldim. Ben bakterilerin. bir bilim insanıyım. Şu. Böyle daha yakından bakayım gözüküyor mu? Tam netleşiyor mu? Tam Nasıl oluyor? Valeri bu şey. arkasına elimi mi koymam lazım? Nasıl Yok, oluyor? Nazlı hocam, sen direkt adını söyle bize. Adını Bu oku. Slay, hani I Slay gibi. Slay Makeup Melting Butter Cleanser. Yani böyle çok yağlı aslında, açık göstereyim. Şey gibi. Temizleyici. Evet ve elinde böyle, şimdi suyum falan olsa yaparım. Elinde böyle eriyor. Aslında böyle ürün çok var ya. Var. Elinde böyle şey kokonat oluyor. Yani Hindistan cevizi yağı da kullanıyor bazen insanlar. Derdim ben de, deli mi bunlar, niye kullanıyor? Ama böyle elinde eriyor. Yüzünde iyice böyle Evet. şey. Kocam ona rakun yüzü diyor yani, gözlerin böyle simsiyah oluyor tabii, rimel falan, her Herkes şeyi istiyor. karıştırıyorsun. Sonra yıkadıktan sonra da yüzünde böyle o gergin his olmuyor. İlk önce çok garipsedim. Ay temizlenmedi, yüzümde makyaj kaldı gibi hissediyorum. Çünkü normalde yıkayınca böyle yüzün böyle gergin olur ya. O aslında Hiç iyi bir öyle, şey değil. evet işte, ama benim hep öyleydi. Ama inan ne kullansam öyleydi. En organiğinden tut en kimyasalına hep benim cildim böyle gerilirdi. Geriliyordu. Ve şey hissediyordum, hani o gerekli olan yağlar, o essential cildimizin ürettiği şeyleri hep böyle alıyor gibi hissediyordum. Bu üründe ve bence bunun gibi böyle yağlı, çok yağ olan, hani butter dediğimiz, o tereyağı demeyeceğim artık, ama o tip ürünler benim cildimi değiştirdi yani. Herkes bana soruyor, ne yaptın, ne yaptın? Bu Bunu yaptım, arada sadece bunu yaptım. sana söyleyeyim mi, onun değiştirme sebeplerinden şimdi biri tabii ki nemli bırakması. Diğeri de aslında o senin bahsettiğin o köpüren şeyler, köpüren temizleyiciler, o diğer temizleyiciler. Yani sen Los Angeles gibi hava kirliliği olan bir yerde yaşıyorsun. Biz İstanbul gibi ultra hava Evet. kirliliği olan bir yerde yaşıyoruz. O gözeneklere dolan kirlilikleri artı SPF'i çıkarmak için onlar yeterli kalmıyor. Yani Öyle mi? Yani bu eğer iyice biz çıkarıyor mu? kırlarda yaşıyor olsaydık, tertemiz bir yerde yaşıyor olsaydık Yakındır. belki yüzümüzü yıkamamıza gerek bile olamazdı, bir su çarpardık. Ama gerçekten hani o özellikle SPF'i sökmek için cidden
O yağ formlu ürünler, hani ki Türkiye'de evet o marka yok ama bir sürü alternatif var. Kesin var, sen Bir koyarsın, sürü ben var. bilmiyorum Evet valla. evet ben Bunu da niye bu paylaşırım. markayı seçtim? Sözünü kesmeyeyim ama benim annem Söyle. hep ondan bahseder. Bir gün bunun kurucusunun bir podcast'ini dinledim. Ondan sonra podcast'ta kadın sanki annem gibi konuşuyor. Diyor ki cildimizde öyle bir tabaka var. Her şey o tabakayı söküyor. Onu sökmeyeni bulana kadar çok çalışıp ben böyle bir deneyeyim bunu. Ve gerçekten yani hayat değiştirdi. Bir de çok şöyle ilginç, konudan konuya atlıyorsam durdur Yok beni. yok güzel Valeri böyle Hanımcığım. akıyor güzel güzel gidiyor Bir de Nazlı bunun yanında Hanımcığım Nazlı şöyle hocam. bir şey. Şöyle bir şey geliyor. Bundan da 20 tane var, bir türlü bitiremedim. Bak Bu anne şey bir dakika lafını bölüyorum. Annen şey demiş hayatım boyunca yüzümü suyla yıkadım demiş. olabilir de makyajını nasıl yıkadın? Sevinirim, o terakotalar nasıl çıktı onu bilemeyeceğim. Şimdi bak, bu da böyle şey, bu mechanical peel'lerden, yani içinde kimyasal olmayan böyle şey, kum gibi. Onu da mesela önce diyorum bu ne işe yarıyor? Mesela izlememişim, okumamışım. Elime sürüyorum, elimden kayıyor falan, bu nedir? Meğersem bunu bu yağın üzerine böyle sürüyorsun. O yağ birden şey, peel oluyor sana. Ve o kadar böyle nazik ki, haftada bir iki de Evet. onu yapıyorum. Çok iyi. Üstüne bu probiyotik krem, hayır atıyorum polipeptide krem diyor protini. Bunu kullanıyorum. Gerçekten harika. Şimdi kocam da kullanıyor. Biz ortak kullanıyoruz. Böyle bir şey. Buna benzer şunu buldum. Bak, Rebel'dan almıştım bunu. Bu da çok güzel. Probiyotikli, Evet, evet. o pre-probiotic moisturizer de aynı etki yarattı bende. Ondan sonra yani bu ikisi, rutinim benim bu. Bir de makyaj yapıyorum tabii ama onun dışında bu ikisini kullanıyorum genellikle. Yani senin yeni rutinin de Drunk Elephant ve Ve daha Drunk cildini Elephant nemlendiren var. şeyler var. Annen diyor ki krem temizleyiciler sonra beni hiç dinlemediniz. Niye Doğru dinlemediniz? söylüyor. Yani işte Niye çok konuşuyor dinlemediniz? bazen. Dinlemek zor oluyor. Ama mesela annem benim şey de der. Mesela gece yatarken çok ağır krem sürmeye karşıdır biraz. Çünkü mesela diyor ki aslında gece uyurken gözeneklerimiz kendini temizliyor. Ve ona sen çok ağır bir krem kurarsan cildin tembelleşiyor. O işi yapmayı bırakıyor. Yani temizlemeyi ve nemlendirmeyi bırakıyor. Onun için çok hafif nemlendir der mesela. Onu da Bu uygularım. arada Bu krem öyle. annen haklı çünkü Öyle mesela mi? Yine eminim mi? şu an izleyenler de anneler zaten hep haklı o konuyu geçiyorum Neden o böyle yani? şeyi öyle bir durum var ama şöyle bir şey var mesela eminim şu an izleyenler de bana katılacaktır hani böyle gençliğimizde böyle bir noktada dudak şeyi nemlendiricisi kullanmaya başlarız ya böyle lip balm kullanmaya başlarız onu kullanmaya başladıktan sonra aslında dudaklarımızın daha fazla ona Sürekli ihtiyacı ihtiyacı var diye. olduğunu hissediyoruz. Yani mesela atıyorum şimdi benim dudaklarım da biraz dolgun, seninkiler de öyle. Benim Benim de ya. nemlendiricisiz gezmem mümkün değil. Çünkü yani kötü duruyor ama yani dudak alışıyor ona biliyorum. Yani biliyorum İstiyor. sürdükçe istiyor. O yüzden annen Evet. gerçekten haklı. Birazcık Öyle yani ağır cildi kremler. tembelleştiriyor bu ürünlerde ama seviyoruz be. Seviyoruz be Ben Nazlı hocam. ne diyelim ya. Ben de şu an yani dudak konusunda çok haklısın. Bir de sorular, dudakların fillerlı mı? Değil, benim dudaklarım fillerlı. Hatta bir kız demiş ki fillerin sönmüş Nazlı. Ay dedim, uğraşamayacağım şu anda. Ya bana da çok geliyor Değil mi? Çok komik. Nasıl biliyorsun. uğraşmak istemem. Neyse. Ama onun için sürekli bende. Dudağım, ama bir de şey değil. Ne bulursam yani. Nasıl krem bulursam saat başı. Yoksa çok kuruyor. Çok zorlanıyorum yani. Yok mu öyle hani hep kullanıyorum dedin ya da çok seviyorum dediğin bir Ya dudak açıkçası balmı? elime Bundan ne konu yapmaz geçerse ben de. olsun. Elime ne geçerse kullanıyorum dudak balmı. Çünkü yetmiyor. En son bunu buldum evde. Soho House'da vermişler. Yani bildiğin Kavşed'in şeyi. Bu çok güzel çıktı. Bitti zaten. 2 aydır yani eve geldiğimden beri bunu kullanıyorum. Ondan sonra Glossier'inkileri seviyorum. Onları kullanıyorum. Ama inan yani süpermarkette satılsa da olur. Eczanede de olur. Yani ne varsa. Şey sevmiyorum ama böyle işte renkli olsun, çok kokulu olan. Yani şu dönem özellikle, eskiden çok severdim kokulu şeyleri. Şimdi kokulu şeyler çok böyle hiç Kötü istemiyorum. geliyor. Kokulu Evet, ben de kremler, aynı kokulu şekilde. rujlar çok rahatsız ediyor. Hatta parfüm bile bıraktım, çok nadir yani. Gerçekten mi? Valla mesela burada Amerika'da zaten kimse parfüm sıkmıyor günlük hayatta. Hani Türkiye'de hepimizin böyle günlük Evet. parfümü, gece parfümü, sabah Tabii, parfümü, bahar tabii. parfümü hani vardır. Ondan sonra burada Yalan. hiç parfüm sıkarsan gelirler. Are you wearing perfume? Ben böyle evet. What's the occasion? Hani Evet. life. Anladın mı? Burada öyle bir şey yok. Onun için onu da böyle bıraktım. Ama böyle özel günlerde
Şimdi parfümlerimi de getirdim. Ay çok heyecanlıyım. Böyle Ay her şeyimi dizdim buraya. nasıl göster? Bu yani bu parfüm eşimin bana aldığı ilk hediyeydi nedensiz. Dedim yani tamam bu oğlan gideri var yani sevgiliyken almıştı. Bu İnanılmaz. Rose of No Bari Man's Land. bir şey diyeceğim. Tabii. Bari de alıyorsa direkt bas geç Hiç TL'ye nampa. çevirmeyin bunu Geç. ben de düşünmüyorum. Burada dolar da biz burada dolar kazanıyor öyle düşünüyorum. yani bunun ben sample'ını almıştım. Bir iki kere sürmüştüm ve böyle demişti bu nasıl bir koku? Hakikaten Nasıl öyle ama kokuyor ben peki? Anlat biraz bize. inanılmaz Ne bir gül hissediyorsun? kokusu. Bak gene gittim geçmişe döndüm yani. Ben Kendinden geçti. gül kokulu her şeye bayılıyorum. Bak gül kokusu olabilir kremde her yerde. Bu çok derin gül kokuyor. İsmi de çok güzel. Ve çok beğenmiştim. Ondan sonra onu hediye olarak aldığında dedim tamam bu oğlanın gideri var. Bu şey benim düğün kokum Hatta desem güleceksin. evleniyorum. Hatta Evet. evleniyorum. Yani neden parfüm sıkmıyorlar demişler bilmiyorum. Bir kere her gün yıkanıyorlar. Yani ondan sonra da onlar için parfüm kokusu sanki böyle sabun kokusu daha hoşlarına gidiyor. Yani temiz şampuan kokusu istiyor. Parfüme hatta rahatsız oluyorlar. Böyle şey Evet. hani kim parfüm Bu sıkmış arada o konuyla oluyor. ilgili bir şey söylemek istiyorum ben de. Bir dakika. O konuya gelmeden önce şu dudak konusunu bir söyleyeyim. Benim Ay neler dudaklarım olmuş da burada? doğuştan böyle ikimiz de doğal dolgun dudaklıyız. O yüzden hatta yani birisi yapmış olsa benim dudaklarım böyle hafif yamuk böyle muntazam değil İşin böyle kötüsü yapmazdı. benim babam plastik cerrahındı ve içinden hiç çıkamıyorum yani Yani. dedikodunun. Hani böyle Ceylon'un poposunu falan şey yapıyorlar diye ne bileyim canlı yayında. İşte yok ya da silikona gösterirler doktor. Yokmuş falan öyle bir şey lazım bize. Hakikaten yok olsa söylerdim. Gizli. Bu bence bu arada estetik hiç gizlenecek bir şey değil. Ondan yani hiç Ya teşekkür ediyorum ben etkilenmedim. estetiğe plastik cerrahiye yani lütfen. Bu arada parfüm konusuna şimdi geri dönüyorum. Annen de söylemiş parfüm alerji yapıyor diye. Şimdi Türkiye'de böyle genel olarak yani Türkiye'de hatta ben burada bunu İtalya'da da fark etmiştim. Böyle bir şey var ya böyle evden çıkmadan aşırı bir parfüm sıkmak. O İçinde aslında yürüme falan. şimdi bu personal space böyle kişisel alan konusu var ya. Mesela atıyorum ofise gidiyorsun. Gerçekten ofiste birinin bir alerjik astımı olabilir veya senin parfümünün kokusu ona çok ağır geliyor olabilir veya sevmiyor olabilir veya istemiyor olabilir. Gerçekten mesela ben şöyle yapıyorum. Bir fıst. Bir fıst ve bitti. Kesinlikle. Çünkü Sana insanların yakınlaşınca koklasınlar, alanına evet. giriyor ya da böyle mesela atıyorum birine böyle sarılıyorsun sonra böyle sende onun kokusu kalıyor ve böyle Çok fazla. mecburmuşsun. Ya burada reklamlar Mecbursun. hatta Ecem benim kız kardeşim burada bir böyle halk anons ne diyor şey public safety anons nedir PSA der. Hani böyle Evet. şey film sinemalar için bir film çekti kısa burada. Aha. Şey diyor yani sinemaya girerken parfüm sıkmayın. Hani hakikaten Evet. aynı şey yanına oturuyor ve bütün Uçak. film onu kokuyorsun. Evet. Uçak. Sinema. Gerçi bunlar artık Ya gidemediğimiz yerler ama. Valeri aşağıda benim ortaokul ve ilkokul arkadaşlarım. Ben İnanılmaz. yuva arkadaşıyım. Dudakları hep böyleydi. Bir Güzelmişim şey ama diyeceğim. Azalcığım. Ya ne diyeyim ben ya? Tescillendi. Tescillendi. Nazlı'nın bütün her okul döneminden arkadaşları ben dahil şu anda burada Lütfen garantiliyoruz. teşekkür ederim arkadaşlar. Bunu bir açıklık getirelim yani. Benim de Zorundan değilim. sanırım ailemden birileri izliyor. Siz de benim dudaklarımın orijinalliğini Herkes şu de şey anda yapsın aşağı lütfen bunu deste. original Natali'yi görüyorum. Natali lütfen yani oradan. TM. Bu arada parfümü konusunu kapamadan evvel ben de bir şey söyleyeceğim. Ben de gül kokulu kullanıyorum. Ben Ne de kullanıyorsun? Tenuar kullanıyorum Le Labo'dan. 2016'dan beri falan. Başka hiçbir Çok şey kullanamıyorum. Siyah çay ve gül var. İnanılmaz muhteşem. güzel bir koku. Muhteşem. Benim Aynı de fikirdeyim. olayım o ve gül Mesela kokusu bak da. bir parfüm daha göstereyim. Ha Mesela göster. o güllü parfüm mesela bir benim düğünde sıkarım yani. Veya böyle çok özel işte yıl dönümü yemeği falan. Daha böyle yine şık bir ortamdaysam da bunu kullanıyorum. Gucci Bloom. Gucci Bloom. O da floral bir koku. Yanlış hatırlamıyorsam böyle İnanılmaz güzel feminen bence. Böyle floral bir çiçek koku. bahçesi ve çok hafif. Ya sıkınca da uçuyor, çok az kalıyor ama bu ikisini çok seviyorum şu aralar. Peki Eskiden ne düğünün Alien'lar sıkardık yani. Şimdi Peki yok. birazcık ertelenmiş olan düğününde hangisini sıkmaya karar Kesinlikle Rose of no, birazcık deme ya. 20 ay ertelendi. O verdin? da olacak mı? Neyse. oldukça Bunu kesin olacak. sıkacağım. Çünkü Olacak, olacak. şey sentimental aynı zamanda böyle anlamı da var yani. Yani eşimle aramızda olan güzel bir Olacak. anı olduğu için kesinlikle onu sıkacağım diye düşünüyorum. Peki en son aldığın güzellik ürünü neydi? Veya sağlık ürünü de olabilir. Şimdi en son
Ben iki şeyi aldım ama şimdi yine bana kızacaksın bunların bir tanesi Türkiye'de yok diye. Benim şu anda kullandığım marka Charlotte Tilbury'nin bu Wonder Light Wonder diyor. Aynı şey mi Glow. Ha, bilmiyorum. Light Wonder. Okay. Yüzümdeki de bu. Her gün kullanıyorum. İlk defa üçüncüsünü bitirdim. Ben hiç ürün bitirmem. Bu bitti. Bunu aldım daha yeni. Bir de tabii ki de Nars'ın Under Eye, yani Nars'ın Klasik. concealer'ını alıyorum. Evet. Ya bu ikisi, yani biri 3, biri 2. Bak bu yeni aldım, yanlış aldım galiba. 4 aldım galiba, şimdi hatırladım. Bu ikisinin karışımı benim cilt rengime çok uyuyor. Bir de çok hafif, yani şey. Evet. Böyle çok kek gibi, böyle çok kat 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 Durmuyor. durmuyor. Yok, En nemli de son bu duruyor o ikisini, şey. Of. evet böyle o, evet bu Light Wonder çok iyi. Bu ikisini yeni aldım. Bir de Glossier'in yeni el kremi çıktı. Gördüğüm an koşup aldım. Çok güzel ama bu da çok kokulu. Bunun Yani. da parfümlerinin galiba Glossier You'nun kokusu var. Güzel ama böyle her dakika sürecek kadar değil. Şimdi sürdüm özel Sana bir okazyon el için. kremi alacaksan, şu an bir el kremi şeyindeysen, bir tane Ha. el kremi alırdım şu anda. O da yeni Yazıyorum çıktı geçen hocam. hafta. Augustinus Bader yeni el kremi Evet. çıkardı. Yani Augustinus Bader ne yaparsa bas geç diyebilirim yani. Gerçekten mi? Evet. Bakacağım, tamam. Çünkü inanılmaz bir bilim adamlarından oluşan bir ekipleri var. Ben markanın sahibiyle tanıştım. Yani gerçekten bir el kremi alacaksan onu al. Bu arada Charlotte Tilbury Muhteşem. fondöten gerçekten güzel, Damlacığım, O çok öpüyorum seni. güzel. Biri şey sormuş. Adamla da yeni konuştuk. Evet. Nars'ın numarası Light 2 Vanilla bendeki. Evet. Bir el kremi daha, ya ben bu Rebum, Evet. Atelier Rebum'a bayılıyorum. Gerçekten yani keşfettiğim günden beri. Orada bulamıyorsun herhalde, değil mi? Türkiye'den götürüyorsun. Amerika'da Türkiye'den var götürüyorum mı? canım. Ha. Yok, yok canım. Ama Yok, ya tamam. dedim onlara, ne olur Amerika'ya da gelin, çok güzel. Onların da bak yine güllü el kremi. Bunun da üçüncüsü bitiyor yani. Bunun kokusu beni rahatsız etmiyor. Biliyorum Rebel'un bazı şeyleri böyle çok ağır, İstanbul kokusu falan, ama bu çok hafif ve çok güzel bir krem. Yine üçüncüsü bitti. İyi nemlendiriyor musun ellerini? Evet, yetiyor bana yani. Peki Çok hoşuma bundan gidiyor. Ve bak sonra ne parabensiz. almak istediğin bir ürün var mı, böyle aklında olan veya Ay, bu soruya hayalinde olan? çalışmıştım. Oje almam lazım. Oje. Çünkü en sevdiğim ojenin hali bu oldu son şeyden sonra. Her yere aktı. Bu Ten Over Ten diye bir marka. Evet. Daha onun New York'ta onun Şeyi de... şeyi de var. Manikür salonu da var. Evet, kapalı Çok şimdi tatlı bir her. Burada yer. da var. Şey, bu Los Angeles, LA markası ve gerçekten yani tam böyle coral kırmızı arası her mevsim sürebildiğim bir renk. Bu marka olmayan, buna benzer çok renk var. Bunu aldım çünkü seven free. Yani içinde 7 tane böyle en kaçınman gereken kimyasal madde yok. İşte bunlar sen biliyorsun işte 3 free, 5 free, 7 free. Yani 3 tane en kötü madde yok, 5 tane yok, 7 tane yok. Bu 7 tane yoklardan. Ama o kadar kötü aktı ki bavulumun her yerine. İçindeki de şu an şey katılaştı falan. Bunu almam lazım diye Not baktım. Ondan aldım. evet. Ve şu an her gün makyaj yaptığım için makyaj malzemelerim bitmeye başladı. Hiç başıma gelmeyen bir şey. En çok yani şu anda gerçekten benim DM'lerimde en çok gelen soru. Evet, ruj. Nazlı Hanım, rujunuz Nazlım. ne? Şu an Nazlı Hanım, sürdüğün. rujunuz nedir? Türkiye'de yok ama benim için bir artı. Charlotte Tilbury'nin yine Pillow Talk diye bir şeyi var. Serisi var. Evet. Ve şimdi bu çok, burada işte şeyler, yeni rujlar eklediler, farlar eklediler. Onun dudak kalemi. Ruj değil yani. Bu dudak kalemini her yere sürüyorum. Üstüne de elime herhangi geçen bir şey, chapstick'e herhangi bir nemlendiriciyi sürüyorum. Bunu almam gerekecek çünkü habire kaybediyorum. Bir tane var. Ben mesela, bak, ben onu kullanıyorum. Onun üstüne ama onun kendi ruju var. Pillow Talk. Onu kullanamıyorum. Çünkü mesela benim dudaklarımın rengi, işte ben onu kullanamıyorum ama şu an güzel bir haber var onunla ilgili. Güzel habere bak. Beni mutlu eden şeye bak, ruj. Bu Charlotte Tilbury'nin Pillow Talk'u tek tondu. Ama işte Şimdi herkesin üç dudak ton tonu oldu. aynı olmadığı için koyusunu çıkardı. Bir Evet gün evet. yurt dışına gidebilirsem alacağım. Ben sana yollarım. Muhabire. Bu hangisi bilmiyorum. Bu o üçü çıkmadan önce, onun için sadece Pillow Talk yazıyor. O Bu ama klasiğidir. bu şey, bu daha başka bir renk yapıyor benim dudaklarıma. Yani kalemle aynı olmuyor. Bunu Evet. ben tembelsem sürüyorum. Çünkü aslında şöyle de bir şey var. Kalemi çok sürünce dudaklarımı kurutuyor. Çünkü hani kalem bütün dudak için değil ki aslında. Bütün dudağımız, yani nemlendiricisiz kullanırsam akşama dudaklarım inanılmaz kuruyor. Onun için öyle bir durumda bunu sürüyorum yani.
Şunu öneririm sana. Eğer orucuda durduğu gibi durma, yani gördüğün gibi durmasını istiyorsan, bir hani yüzüne sürdüğün fondöteni tık 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 önce bir dudaklarını da kapat. Dudaklarını nötralize et rengini. Ondan sonra uygula. Ama tabii ki yani dudağına fondöten sürmek ve üstüne ruj sürmek müthiş bir şey değil. Ama Birazcık hani oradaki olabilir, şey gerekebilir. ama şey için atıyorum yayından önce yapabilirsin ya da bir davetten evvel sonra sil. Evet, benim dudaklarım biraz daha kırmızı. Peki şimdi sen böyle doğal doğal makyajlar yapıyorsun ama ben biliyorum senin Instagram'ından görüyorum ki böyle deneysel şeyler de yapıyorsun. Deneysel derken Ya. tabii Halloween Evet. deneysel seviyesi de var. Normal gece çıkma deneysel seviyesi de var. Ya. Neler yapıyorsun? O zaman neler kullanıyorsun? Benim böyle gece veya düğün makyajında normal makyajından farklı iki ürün var, o kadar yani. Onun dışında hiçbir değiştirmiyorum. Bir Armani'nin neymiş bu? Luminous Silk Foundation. Yani Evet. böyle düğün varsa, gece bir şey varsa bunu daha çok, hani her yerime sürmüyorum da böyle göz altlarıma, işte çeneme, bu T bölgesine falan bunu sürüyorum. Bu böyle daha kalıcı oluyor ve oturuyor ve dediğim gibi yine böyle şey değil. Böyle çok kat kat olmuyor. Bir de gerçekten markası hiç belli, o fark etmez. Aha. Sephora'ymış bu yani. Evet. Su geçirmeyen waterproof bir Eyeliner. şey. Şu şekilde böyle signature eyeliner look. Bu benim en Bu eksperimental. Bazen de arada o fondöten yanılmıyorsam geçen cumartesiki konuğum Güneş Mutlu da aynı fondöteni söylemişti. 2'de 2 fondöten onaylandı. çok iyi Approved. fondöten. Bu da benim yani beş kere beşinciye bitirdiğim. Ondan sonra bazen böyle çok nadir far sürerim ama daha kışın. Yazın, Hı. yazın ben ne yapıyorum biliyor musun? Ay çok karışacak, her şeyi anlatıyorum. Yazın bir kere Ben de 3 mevsim yazda nars yaşıyorsun zaten bu arada. palet yapsın bana verin. Ben böyle yaşıyorum. Nars benim markam yani. Ve mesela nars artık dibini çürüttüm ve bir daha bulamadım. Bu orgasm line'ından bu highlighter'ı ben şey, far olarak da kullanıyorum. Benim Hı. farım, günlük farım bu. Biraz daha çılgın şeyler yapmam gerekiyorsa Evet. yani gece şeyi, şu paleti kullanıyorum. Bak her yerde gördünüz. Kendini de görmüş Bak oldun. kendim de görüyorum. Neymiş bu paletin? Bunun adı Loaded paletin Aldım. adı. Bunun içinde genellikle böyle şu işte şöyle altın Hı. tonları, kahverengiler, bir şey dokunmamışım kiremitlere, farkındaysan o tip şeyler kullanıyorum. Şimdi Halloween benim için gerçekten kutlanması Şey, gereken holy, holy, en holy bayramı. ve ben deliririm biliyor musun Halloween'de? Yani şöyle mesela bir karakter Biliyorum. olacağım. En son Euphoria'dan Biliyorum Brandy'yim. Nazlıcığım, biliyorum. Gittim IMG'ya o paraları verip o mor takımı aldım. Ve nasıl aldım biliyor musun? Out of stock'tu. Aylarca her gün refresh edilmiş, orada bir efor var yani. Ondan sonra Bir gelip dakika, ne gelip gelip. olduğunu bir daha söyle şimdi takipçiler de şey Şimdi yapsın. Euphoria dizisini bilmem izlediniz mi? Hı-hı. Orada Maddie diye bir karakter var. Tam bir böyle çatlak bir kız ama her kıyafeti, her makyajı, zaten Euphoria'nın, sen bilmiyorum konuşmuş musun bu konu Makyajları hakkında, tabii. o makyajını kim yapıyorsa herkesin o göz makyajları, o yeni o göz makyaj furyası bence orada biraz Evet. alevlendi yani, işte taşlar, değişik renkler falan. Evet. Orada Doğru Maddie'nin, Coachella makyajı gibi. Doğru evet, Coachella. çok çok doğru Coachella Çünkü yanlış makyajı. Coachella da var. Yani Yanlış taşlar. Doğru Coachella. evet, ve ben o diziyi kocamla izledim de her saniye durdurup resim çekiyorum. Delirdi yani. Bırak da izleyelim. Ben o makyajlara delirdim. Orada Maddie'nin bir kıyafeti var. Yani çok cesaret isteyen bir kıyafet. Dedim alacağım, bunu giyeceğim. Soho House'un partisi vardı, böyle bir yeni yepyeni bir binayı kapamışlardı. Ben Maddie olacağım o akşam. Ve Maddie'nin orada böyle bütün gözünü taşlarla çevirdiği bir makyajı vardı. Şimdi ben Halloween'de bir karakter seçersem o karakterin her resmini buluyorum Evet. ve çok zoom in yaparak, yani her detayına, tırnakları ne renk, gözleri ne renk, küpesi neye benziyor, hepsini yapıyorum. Herkes beni deli sanıyor ama sonunda herkes beğeniyor Ya bence çok güzel bir delirme yaptıklarımı. seviyesi yani. Bence Çok süper bir seviyorum. delirme Evet, seviyesi. evet, Aşırı evet, evet. onaylıyorum. Bu En arada sevdiğim. çok küçük bir parantez açıyorum. Ben Nazlı'nın bütün favori ürünlerini akşam zaten sporime gireceğim. Oradan şey yapabilirsin. Evet. Baksana burada çılgın ürünlerimi getirdim. Ondan sonra yine çılgın bir looklarımdan bir tanesi. Ariana Grande'nin God is a Woman videosunda su içindeki, İnanılmazdı. onları şimdi biraz kaldırırım Instagram'dan. Biraz çok fazla geldi şu döneme. Orada böyle bir şey vardı. İşte suyun içinde morlar, maviler. Orada yani mesela gidiyorum böyle çılgın, nereden bulursam işte morlar. Bunu kim yapmış? Bu Katy Perry'nin yine bir
line'ından böyle bunları işte gözlerime sürüyorum, böyle mavi mor ne varsa. Yani pillow talk'lardan bir anda nerelere geldik? Ya Senede mavi bir. Far. Evet Ecem bak Moulin Rouge diyor. Saten olmuştum Moulin Rouge'da. Orada da böyle makyajı çok şey. Sonra tırnak. En son Jennifer Lopez'in 2000'deki o jungle dresini Ha, evet, yaptım. o yeşil elbiseyi Evet. giymiştim. Orada makyajı çok sade. Hani makyajda eğlenemedik. Ama tırnaklarda çok eğlendik. Onunla şey yani early 2000s, o erken 2000 yıllarının İnanılmaz. uzun French. Yani bana bunları verin. Ucu, Hani ucuz uzun. ucuz 2000'lerin şeyi. Evet. Çok güzel ama yani. İkibinler de Bayıldım, ucuz. bayılıyorum. Tırnaklar da çok ucuz. 3-4 dolara alıyorsun ve yani Literally tırnaklar. ucuz. Çok Yani iyi. böyle. Halloween'de kendimi kaybettiğim doğrudur. Bak bunlar da Euphoria taşları. Ya keşke şu anda Halloween görsellerini gösterebilsek. Keşke Sana kaldım. yollarım. Evet ya burada Ya gösterebilsek çünkü değil mi? yani gerçekten yani hani Ay prodüksiyon. çok eğlenceli. Bu kız boşuna Gerçek Hollywood'da prodüksiyon. yaşamıyor arkadaşlar. Gerçek Boşuna değil. prodüksiyon ya. Gerçek prodüksiyon. Ve benim en çok eğlendiğim dönem Ecem kardeşimle de biz sürekli evet kimin fikri diyor Ecem'in fikri de. Çünkü ben Halloween'de böyle herhangi bir şey olmak istemiyorum. Hep böyle beni görünce birileri ah bu kız düşünmüş bulmuş istiyorum. Bildiğim bu sene Ecem'le oturup böyle brainstorm yaptık. Ne olayım ne olayım ve Ecem bana God is a woman ol. Kimse olmayacak. Saçlarımı falan böyle vücut boyaları aldım. Saçlarımı mora boyadım. Bütün vücudumu boyadım falan. İnanılmaz. Ama sonra hüsrana gel. Partiye gittim. Partide her yer kırmızı ışık. Onun için kimse hiçbir şey anlamadı. Peki, kocan giyiniyor mu? O da o kadar kasıyor mu Halloween'de? Mecburi. Ben onu Mecburi. giydiriyorum. Aklına geldiğinden değil yani. Ben ona. Onunkileri de ben ayarlıyorum diyebiliriz. Çok Evet. iyi, çok iyi. Yılda bir kere, iki kere bu sadeliği bırakıp o çılgınlığa ve o deliliğe geçmeni Evet onaylıyorum. ya böyle Ben de teşekkür eskiden ediyorum. öyleydim. En sevdiğim bayramlardan. Tebrikler. Bu sene ne olacak bakalım. Evde Bakalım. yapabiliriz bayramı. Seni yıldıracağını düşünmüyorum. Ben evde yaparım kostümümü. Yaparsın. Peki, Kesinlikle. şimdi biraz yine skincare konusuna dönmek istiyorum. Sonuçta LA'de yaşıyorsun ve clean beauty'nin, hani healthy living'in en çok gündemde olduğu yerlerden biri herhalde dünyada. Clean beauty yani içinde minimum kimyasal içeren, vücudumuza da minimum zararı veren kozmetik ürünleri kullanmak senin için ne kadar önemli? Ne kadar buna dikkat ediyorsun ya da neleri clean almaya çalışıyorsun? Evet, ne kadar dikkat ediyorum? Daha çok dikkat edebilirim Los Angeles'ta yaşayan biri olarak. Şu anda ben şeyde mesela hamilelik döneminde öneri kullanırken ya yani öneri verirken insanlara özellikle verdiğim markalar ve içinde ne olsun ne olmasın çok dikkat ederek söylüyorum. Cilt bakımıma geldiğinde şu anda elimin altında hani sana ilyalar ne bileyim kosalar çıkaramayacağım aramazlar ama onları da aslında denemem gerektiğini biliyorum yakın zamanda ama ona bir türlü geçemedim. Onun dışında ama cilt yani her gün sürdüğüm krem yani yüzümde kalan şeyler ve bu onun için Drunk Elephant yani bu hiç katkısız çok güzel bir marka. Kremlerime dikkat ediyorum çünkü onlar yüzümde kalıyor onlarla uyuyorum. Makyajı çok korkunç şeyler kullanmadığımı düşünüyorum ama aslında ne kadar da iyiler bilmiyorum. Yani bu genel markaları sen daha iyi bilebilirsin belki. Yani Glossier çok fena değil içerik açısından. Onu Yani clean değil. çok clean değil. Hiç Yani Tata clean değil. Harper'dan bir iki bir şeyim var mesela. Bu artık ufak boy ama Tata Harper clean diye marka olarak geçiyor diye düşünüyorum. Mesela bununla pilleri, cilt bakım ürünleri elime geçtikçe kullanıyorum. Bu Regeneration, sen de galiba geçen gün paylaşmıştın bu hani şey Maske resurfacing inanılmaz. maske gibi evet Resurfacing o tip maske, evet. şeyler. Evet. Onun dışında en çok dikkat ettiğim dediğim gibi yani cildimde kalan, cildime sürüp uyuduğum ve de bütün gün yüzümde kalan şeyler. Güneş kremimde getirmemişim marka yoktur belki diye. Güneş kreminde Super Goop diye bir marka kullanıyorum. O da Yok böyle çok Türkiye'de. temiz. Yok Türkiye'de. Bu yeni biri bana şey verdi. Bu arkadaşı verdi. Ha, Is Clinical o var. Bu var bakın Türkiye'de. İşte bu Is Clinical bu 50 plus SPF 50 broad spectrum güneş kremi. Bunu yeni kullanmaya başladım. Bunu da yine babamın kliniğinden bir plastik cerrah çok güzel hediyeler verdi bana. Bu Şanslısın, generous iyi bir hediye. şanslısın. Evet. Bayağı güzel bir Onu hediye. kullanıyorum. Rebun ne kadar iyi bilmiyorum ama o da böyle hoşuma Yani gittiği için sanki iyidir gibi düşünüyorum iyi yani. iyi yani iyi ya da kötü demek çok doğru bir şey değil. Yani
clean ve clean değil yani. Clean mi değil mi? Bir, bak para bensiz diyor. Belki o noktada clean bir nokta olabilir belki. Hı-hı. Bak yine burada bunu kullanıyorum. Şey bu. Miseler suyu. Yine güllüymüş bu. Bunu da böyle hani gün içinde cildim çok yağlı gibi hissedersen veya işte gün içinde makyajımı yıkamak istemiyorum ama azaltmak istiyorum, hı-hı, dersen bununla, hı-hı, siliyorum diyebiliriz. Ama bu arada onun bildiğim dışında, kadarıyla Skinical'da clean, yani tamamen clean bir şey değil, daha chemical. Evet. Yani senin sorunun cevabı çok obsesif değilim. Ama yani şey, dikkat ediyorsun yani. Hedeflerimden bir tanesi de o Goop'un dükkanına girip o her bütün şeyi almak. Evet, almak. Ama o da bir yani yatırım onun için o günü. Hani bir de gidip denemek falan. Çok pahalı bir şey yani, gerçekten pahalı. Hiç, pahalı. Evet, pahalı. Yani açık söylemek gerekirse bu da pahalı. Bu benim hayatımda aldığım en pahalı yüz kremi. Yani değdiği için alıyorum ama böyle her şeyin doğal olması. Beauty Counter diye bir marka var burada. Bilmiyorum görüyor musun? Onlar dikkat ediyor. Onun dışında mesela daha çok dikkat etmen gereken hamilelik gibi durumlarda da bir tane database var. Oradan bakıyorum skin deep diye. Ve orada yine aslında arkasında okuyup araman gereken bir takım şeyler olabilir. Yani bir takım madde olabilir ama ben aşırı dikkat etmiyorum. Peki şey hayatında var mı? Adaptojenler yani gıda takviye. Yani. Tam nasıl Türkçe nasıl söyleniyor? Ona bilmiyorum. Adaptojen evet. Yaşımız temel sorunumuz oldu. 29 yaşındayım. Adaptojen şöyle bir kere bu burada moon juice var. Bilmiyorum evet. Görmüşsündür. Oradan ben zamanında o adaptojen o tozlardan çok aldım. Bir işe yarıyorlar mı bilmiyorum. Birazcık izleyenlere anlatsana adaptojenin ne olduğunu. Adaptojen böyle tam olarak nasıl anlatacağımı da bilemiyorum. Değişik böyle bitkilerden, otlardan, minerallerden karıştırdıkları, yaptıkları bir takım böyle tozlar var mesela. Adaptojen olarak geçebiliyor. Suplementler gibi. Evet, takviye gibi. Gıda onları takviyesi. İşte evet. Onları hap olarak satıyorlar, toz olarak satıyorlar. İşte smoothie'nize koyuyorsunuz, kahvenize koyuyorsunuz. İşte kimi işte daha iyi uyumana neden oluyor. İşte kimi işte libidonu yükseltiyor, kimi seni sakinleştiriyor gibi. Yani şeyleri var, etkileri var. Ne kadar bilimsel açıkçası bilmiyorum. Evet. Ama burada çok kullanılıyor. Mesela evet çok kullanılıyor ve hani burada zaten sadece onu kullanmıyor anladın mı? Bu bir şeyin bir hayat stilinin parçası. Yani sabah kalkıyor, güneşi selamlıyor. Sadece su içiyor. İlk iki saat sonra adaptojenli kahvesini içiyor. Bir hayat tarzı yani. Onun için oraya çok giremedim. Ama ben takviye olarak kullanırsam prenatal yani hamilelik öncesi vitaminleri kullanmaya başladım. Çünkü yakın zamanda ben de çocuk yapmayı düşünüyorum. Ve hani o zaman diyorlar ki önceden başla prenatal kullanmaya. İşte o vitaminlerin içinde ne var ne yok. Onların mesela Ritual diye bir marka var burada. Veya işte içinde iyi kötü neler var bildiğin bir takım vitaminler. Omega 3 alıyorum sürekli. Bir de kahveden matcha'ya geçtim. Matcha adaptojen değil ama... Evet. Yani habire elimde maça. Evet. Maça bir kere maçaya geçmem de bence cildimi etkiledi yani. Kahveyi bırakmam. Çünkü ben sürekli kahve içiyordum. Tamamen günde 4-5 tane. Tamamen sıfır. Bıraktım. 1,5 senedir ağzıma kahve yani Türk kahvesi dahil içmedim yani. Yok. Ondan sonra maça içiyorum veya çay içiyorum. Bence buna geçmem de cildimi değiştirdi. Bir de şeyi çok azalttım Valeri. Pardon devam et. Söyle. Süt ürünü hiç tüketmiyorum. Yani özellikle geçen sene benim çok ciddi mide problemleri yaşadım. Onun için böyle bir vegan bir dönem geçirdim. Ondan sonra et de çok az. Ya, kırmızı et böyle yiyemiyorum yani artık. Süt hiç tüketmiyorum. Şu pandemide peynire döndüm. Çünkü peynirsiz hayat geçmiyor. Peynir yiyorum artık biraz. Ama ben kahve içmiyorum ve kırmızı et tüketmiyorum. Bence hani içeriden de biraz fark yaratabiliyorsun cildinde diye düşünüyorum. Bunlar fark yarattı. %100 matcha'nın etkisi olmuş çünkü matcha çok yüksek antioksidan. Yani yeşil çay zaten antioksidan zengini bir şey. Matcha ondan da fazla antioksidan içeriyor. O yüzden onu her gün tüketmenin cilde faydalı olacağını ben de düşünüyorum. Birisi bence sormuş, de. Nasıl bir matcha tüketiyor alıyorsun diye. Ay gidip alayım. Evimin halini kusuruna bakmayın dağınız. Bir dakika. Getireyim. Mesela ben direkt Amazon'dan sipariş ettim. Toz matcha yani böyle bunun adı ne? Ceremonial grade. Seremoni matchası diye geçiyor. Evet. Toz. Bunu böyle bir çay kaşığını biraz sıcak suyla önce
İşte bir kaşık sıcak suyla iyice işte onun şeyi var, fırçası falan var. Onunla şöyle onu da şöyle getireyim. şöyle Dur. şöyle. Dur. Hepsi ortalıkta Onu da şimdi göster. tam size yapmıştım ondan. Size özel hazırladığım. Böyle bu var. Bu da böyle bir kasesi var. İşte bir tatlı kaşığı biraz suyla önce böyle macun gibi yapıyorsun. Sonra biraz daha su ekliyorsun. Yani mesela bardağının yarısı olacak şekilde. Su ekliyorsun. Çok kaynar ya, yani sıcak su ama böyle çok kaynayınca da matcha'yı yakıyormuş. Bir sürü de tantana kuralı var. O Tabii kadar onun takip belli bir etmiyorum. derecesi var olması gereken Onu o normal kadar takip etmiyorum. tezgahın. Hani kettle kendi atmadan ben attırıyorum duyunca kaynamasını. Direkt badem sütü ve buzla karıştırıp öyle içiyorum. Hava soğuksa da sıcak içiyorum yani. Ama matcha benim yeni kahvem oldu. Matcha ben de gerçekten çok seviyorum. Sadece üşeniyorum biraz. O seremonial o şeyi yapmaya biraz Ya üşeniyorum ama. şey, evet, rutinim haline geldi. Rutinlerden bahsetmiştik. Özellikle mesela bu korona döneminde kontrol edemediğimiz bir dünyada rutinlerin önemi ve bizi iyi hissettirmesi. Matcha böyle sabah kalktığımda hani benim için bir rutinim oldu ve hani şey, o matchamı alayım, balkona oturayım, bir 10 dakika kendime vakit ayırayım. Onun bir parçası oldu. Onun için hoşuma gidiyor yani Ya rutinim. benim ben de matcha çok seviyorum. Hatta Moon Juice'tan böyle almış olduğum kolajenle matcha hala duruyorum. Benim de kız kardeşim inanılmaz güzel yapıyor. Natalie çok güzel yapıyor. Ben asla bu kadar güzel yapamadığım için yapmıyorum. Ya ben neyi fark Vazgeçtim ettim yani. biliyor musun? Ben de burada Alfred kahve var, coffee shop var biliyorsun. Ben Alfred benim ofisimdi yani. Şu an benim pandemide beri en çok güzel şey Alfred'e gidip bir şeyler yapamamak. Alfred'in matchası gibi matcha hiçbir yerde Çok yapamıyorum. güzel. Ben de yapamıyorum. Sonra fark ettim ki benim aldığım badem sütü hep böyle sıfır şeker, tatlandırıcısız, orijinal. Onlar hafif Şimdi tatlandırıcılı birazcık şekerlisini alıyorum. Sonra çok iyi oldu. Oymuş tadı yani. valla Tadım. matcha'nın tadı benim için güzel ama tabii ki ne kadar kaliteli bir matcha olursa o kadar az hani o böyle bir balıksı bazen kötü matcha'nın balıksı bir kokusu oluyor ya. Şey olmaması lazım. Bazen böyle paket paket satıyorlar. Suyu atınca köpürüyor. Yani bunlara gerek kalmıyor falan. Onların tadı hep bir değişik oluyor. Yani matcha gibi tadı olmuyor. Bu toz olayı ben Olayı. seviyorum. Tadı çok güzel. Ben çok alıştım yani. Aynen. Bir de Rengi de çok güzel. rengi de hafif daha açık olanlar daha böyle Tam şey oluyor. Instagram'lık yani. Aynen öyle. Peki bir şey diyeceğim. Annen hazır bize burada izliyorken ve güzel yorumlar yapıyorken sen çok Hiç güzel kaçırmaz. kadın, çok güzel ve çok böyle güçlü kadınların olduğu bir aileden geliyorsun ve Aa, böyle teşekkür merak ediyorum ederim. hani annenin şu an bize buradan yağdırdığı güzel tüyolar haricinde senin böyle annenden böyle öğrendiğin böyle güzel bakım önerileri var mıdır hayatın boyunca uyguladığın? Benim annem çok sade bir kadın. Yani annemi otur bağla oje sür belki. Yani öyle bir kadın. Ben annemi çocukluğumda hep şöyle hatırlıyorum. Hatta o zaman boyum da kısa herhalde. Böyle yukarı bakarak hatırlıyorum. Aynasının karşısında onun böyle ikonik terakota annemin, yani annem eşittir terakota. O terakotanın o iki numarası böyle kızıllı olanı alır böyle, fırçalarım da var burada, alır böyle suratına böyle 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 böyle, annem odur yani makyajı. Bilmem bir parlatıcı çıkar. Ve hep şey kullanırdı. Lancome'un böyle süt gibi olan, belki adını biliyorsun, o diyor ya kremli. Lancome'un o kremli şeyini kullanırdı, makyaj çıkarıcısını. Çok sade. Teyzem tam tersi, çılgın kadın, tam hani böyle deli teyze derler ya, çılgın teyze. Nerede ne kadar parlak bir şey bulursa bir gözüne onu sürer, diğer gözüne onu sürer falan. Ama teyzemden öğrendiğim şey de, teyzem benim her gün burasından ayak parmağının ucuna kadar yağlanır. Ve evde kim varsa bağırır, sırtımı yağlayın, sırtımı yağlayın diye evde bağıran bir kadın yani. İnanılmaz Her bir dakika şey diyeceğim. Teyze golleri midir? Teyze ve gol. gerçekten gelir ve insanlar bunu sorgulamaz. Hani Sevda'nın yağlanma saati ve her yerden bir yağ bulmuştur. İşte içinde kekik olan bir yağ var bir yerde E vitamini yağı. Yok, vitamini kırmış içindeki yağ, yani ne olduğu önemli değil. Bir Buradan takım yağlar teyzeme sesleniyorum. Arkadaş olmak istiyorum sizinle. ve Anlaşabiliriz çok da bence. güzel cildi. Yani yaşını vermeyelim ama cildi her zaman çok güzel. O hep yağlanır. Yani o bir. Bir de bizim ailede şöyle bir şey var. Limon sıkılırsa bir yere, elin limonlanırsa elini yıkamazsın. Hemen limonu ellerine ve dirseklerine sürersin. O çünkü limonun içindeki ne asiti unuttum Asitler. şimdi. Sitrik Asit mi? asit. Sitrik Sitrik asit mi? O asit. böyle Tabii C ölümce, vitamini. evet, peel yapıyor. Her yerine sürerler. Yani bu böyle. Tabii ben buna alıştım değil mi? Şimdi Los Angeles'ta yaşıyorum. Başıma gelen anı hazır mısın? Bir gün Lekelendin mi? nasıl, hem de biliyor musun? Ah.
ah. Limonu Benim, al sen. Benim güzel nazlım. Ah. Şöyle bir şey, el işaretleri. Yani yemin ediyorum Allah gelmiş beni ellemiş ve iz bırakmış gibi bildiğin böyle parmaklar var. Allah gelmiş beni hani ellemiş, hani bir, iz bırakmış yani. Sanki bir yani biri gelmiş beni damgalamış uyurken gibi. Allah Allah bu ne, anneme yolluyorum, babama yolluyorum. Neyse gittim dermatoloğa, dedi işte foto, fitogenerik, dermatitis bir şey der. Dedi ki biri limon ellemiş, seni ellemiş, sen de güneşe çıkmış olabilir misin, ben böyle. Ama vallahi Reed de yapmış olabilir, eşim de. Çünkü böyle biri arkadan beni tutmuş gibi, böyle parmak izleri var yani. Onun için limon hayatımda sürüp güneşe çıkmayın. En komik şey, benim de kardeşim izliyorsa, küçükken babam ona böyle plajda... Böyle Natalie aşırı küçükken ona krem sürme görevini vermişti. Babamın sırtını kardeşim kremliyorsa, babamın sırtında böyle kardeşimin o zaman şu boy olan elinin izi çıkmıştı. biraz onun gibi bir hikaye gerçekten. Vallahi, bayağı komik. Ne yağı kullanıyor demişsiniz. Vallahi şöyle eczaneye gider, badem yağı, E vitamini, öyle şeyler alır. Hiç markası yoktur, hiç pahalı da değildir. Senin var mı kullandığın vücut yağı Nazlı? Bize gösterir. Ay evet var, getirmedim ama benimki de ne biliyor musun? Şey, söyle, göstermene gerek yok, söyle. Markasız benimki de. Şey, bildiğin eczaneden sipariş ettim. Vitamin E oil. Saf vitamin E. Evet. Onu abi de ben teyzem kadar detaylı değilimdir. Yani bazen gerektiğinde. Mesela şey vardı, o Whitner's Daughter mı, nasıl okunuyor? Ha, bir tane böyle. Daughter, evet. Mesela o bana hiç olmadı. Olmadı bana mı? Hayır, biri bana hediye getirdi. Ben dedim ki ay ne kadar pahalı bir hediye, şey teşekkür. Ne kadar doğru dostluklar, ne kadar. Vallahi değil mi? Ne kadar doğru. Yani. Ve işin komiği, bu dost benim kocamın doğum gününe geliyor. Kocama hediye alıyor, bana da o yağı getiriyor. Yani al dostu başına koy. Neyse. Wow. Ama o yağ mesela beni şey yaptı. Cildime çok iyi gelmedi. Böyle sivilcelendirdi falan. İşte her yağda uymuyor. Bence burada fiyata bakmıyorum da içinde evet. Ne var? Yani içinde tek kelime geçiyorsa E vitamini, tamam yeter. Hı-hı. O şekilde kullanıyorum yani. Hı-hı. Onun dışında. Vücuduma aslında elime ne geçerse sürüyorum açıkçası. Hı-hı. Yani çok özel bir şeyim yok ama özellikle anneler için falan söyleyeyim. Mesela bu hiç öyle bilinik bir marka değil ama içinde bu mesela şey, kakao ve işte Hindistan cevizi yağı, bakayım ne bakayım içinde ne var? Jojoba yağı, işte kakao, ondan sonra zeytinyağı, Hindistan cevizi. İçinde böyle kimyasal hiçbir şey olmayan yağları da kullanıyorum. Mesela bu annelerin işte çatlak olmasın diye karınlarında ya da işte bacaklarında kullanılan yağlar. Bunun dışında daha ergenken fitolastil kullandım ben de. Yani mesela, çatlaklar için. Evet ve özellikle fitolastil kırmızı çatlak, yani yeni çatlağı hakikaten iyileştiriyor. Hani Zaten beyaz çatlağı iyileştirmek zor ama. Beyaz çatlağı iyileştirmek zor değil. Yok öyle bir şey. Yok işte, yok. İşte anca böyle diyorlar işte görüntüsünü iyileştirme. Yani ne bileyim lazerler falan var ama onlar çok işe yarayan şeyler değil. Evet. Yani onun için oluşmasını engelleme sürecinde işe yarıyor. Sellüt için ne önerirsiniz demiş biri. Ben böyle vücut Kahve. Fırçalaması falan. Tabii ki dostum, biraz onlara gireyim. Fırçamla geldim. Bu muhteşem bir şey. Ve bu gerçekten hani masa, yani ya işte veriyorum Ride fırçala beni ya da kendim yapıyorum. Yani bacaklarım fırçala beni. Çok iyi. Valla öyle. Zaten hayat boyu sürekli kaşınmaya ihtiyacı olan, sürekli böyle biri beni ellesin, biri beni kaşısın. Bu çok çok harika bir şey. Bu fırça. Eda Taşpınar fırçası. Hiç markası önemli değil. Atkılı, artık bu atkılı mıdır belki de sahtesidir bilmiyorum. İnanılmaz işime yarıyor. Bunu hem serilit hem kendini iyi hissetme amacıyla bunu kullanıyorum. Valeri 10 dakikamız mı kaldı? İnanamıyorum. Ben sana burada bir şey diyeceğim. Ürünlerden Ben ürün böyle seçtim. Ne soracağımı falan şaşırdım. Ne konuşacağız? Ay, ama bende çok ürün var. Nasıl yapayım bir şey ya diyeceğim. Şimdi? Senin ürünlerini mi konuşalım? Birazcık böyle ben hemen birkaç annelerin bir şey getireyim. Bir hamilelik dakika, birkaç bakımı bir şey. falan mı konuşalım? Yayını Ay kaydedeceğim bu arada. ay. Dur ben birkaç bir tane önemli bir şeyler göstereceğim şimdi. Tamam. Benim kendime yaptığım ve kendime değil de daha çok eve gelen misafirlere yaptığım bir cilt bakımı var. Ne? Ben cilt bakımı yapmayı çok seviyorum insanlara. Yatırıyorum onları bornozlarla, saçlarını topluyorum ve cilt bakımı yapıyorum. Kardeşim mutlaka bunun çok Wow. önemlidir. Çok Kendime iyi. yapmadığım bakım yapıyorum çünkü çok bayılıyorum. Arkadaşlar benim böyle bir aletim var. Bu benim kocam bunu gördüğünde süt mü sağacağız dediği buhar aleti.
Buharla başlıyorum. İnsanları buharlıyorum. Üzerine. Peki, Ha. evine yemeğe gelen Mask insanlara falan var. da böyle bunu yapıyor musun? Yoksa hani Eğer çok uzarsa, eğer çok anladım. uzarsa ve artık ortam karışırsa, yani gerçekten çünkü evet #nazspa bunu yapıyorum. Buharlıyorum. Ondan sonra buzluktan çıkardığım tabii ki de Jade Roller'ınla. Bu işe yarıyor mu bilmiyorum ama o soğuk ve o masaj inanılmaz iyi geliyor. İnsana Kendini iyi kendini iyi hissettiriyor. hissettiriyor. Evet. Ondan sonra Gua sha daha cima. çok işe yarıyor Evet. şeydense, Onları bak henüz başlamadım. Hem guaşa hem vücut içinde öyle böyle Jade büyük tahta şeyler var. Bu Melissa Roller'dansa. Wood habire kendine yapıyor o tip şeyler. Yani yatırıp insanlara bu takım şeyler de yapıyorum. Bu iş bitmeden göstermem gereken mecburi bir şeyler daha var mı diye Ecem diyor ki bakıyorum. Amazon Delivery Go'ya bile yapıyor. Abartmayalım ama İnanılmaz. gün gelir pandemide çaresiz kalırız. Cilt bakımı yapacak insan bulamayız. Amazon Delivery Go'ya da yaparız yani. Ve bu İnanılmaz. benim için ve o kadar ciddi yaparım ki maskesini sürerim, ellerine masaj yaparım falan. Böyle çok sevdim. Ben cilt bakımına gitmeyi sevmiyorum. Her defasında cildim bozulmuş çıkıyorum. Belki sen bana daha iyi cilt bakımları önerebilirsin. Ama başkalarını yapmaya çok seviyorum. Cilt bakımı böyle. Saça geleceğim çok kısa. Bak 10 dakikada her şeyi Evet. toparlama çünkü getirdim Evet, buraya. nasıl? O zaman bir şey diyeceğim. Biz seninle ayrı bir bölüm yapalım. Ay bir Orada tane daha yapalım. bir dakika. Anne ve bebek Hamilelik bekleyenler ve yapalım. Lousa dönemindekilerin şeyini konuşalım. Çünkü Ben burada yetmeyecek. kendiminkileri bitireyim. Yok yetmiyor Evet, bak adam yetmiyor. olmayacak. Marka istiyorlar, ruj numarası istiyorlar. Ruj numaraları Valeri sana yollarım. Bak mesela bundan bahsetmedim. Benim iki tane. Ya Pilotol kullanıyorum ya Roseland Nars'ın. Bu Evet. vardır. Bunu kullanıyorum. Çok Tamam. benziyorlar. Size de yaparım. Ayşenur Hanım size de yaparım. Saç için Way var mı Türkiye'de? Yok. Ama yanında getirsinler. Bunları getirsinler. Sephora Gelsin bu bunlar. arada bazen böyle çok duyurmadan getiriyor böyle Amerikan bazı markaları. Bir bakmak lazım. Evet, Mesela evet. The Inkylist diye bir marka var biliyor musun? Hayır. O da çok güzel bir marka. Neyse o çok uzun bir hikaye. Mesela onu getirmiş de hiç duyurmadılar. Ben gelince buldum falan. O yüzden bir bakmak Ya, lazım arada evet. geliyor Yani mu? aslında bir şey söyleyeyim mi? Benim saçlarım çok çılgındır. Şimdi bak 2 dakika hemen çılgınlaştı bile Hadi yani. göster. Kontrol edemem. Benim de bu arada Yatsın. saçlarımı yayından evvel yıkadım. Aşırı şu anda tel tel oldu. O yüzden bir Ben rahatsızım valla yayında dün garip öğlen sıkı. yıkandım çünkü biliyorum hangi saat toparlanacak. Yine deli ama yine toparlanmadı. Saçıma ben 2-3 senedir saç yağı kullanmaya başladım. Aha. Bu Wayne yine Senin güllü. Her saçların şeyim birazcık güllü. frizzy mi? Birazcık kabarıyor mu? Kabarmaya mı yatkın? Evet. Ya Bayağı mı çocukluklar kadar kabarmış? değil ama ya günden göre değişiyor. Bir gün yıkanıyorum delirgin deli gibi kabarıyor. Dün çok güzel bir saç günümdü. Dünü kaçırdık. Bazen de böyle bukle düşüyor böyle hiçbir şey yokmuş gibi hayatta. Kendine bırakıyoruz. Her zaman ama her sabah şu kısımları düzleştirmem gerekiyor. Sadece şu ikisini bak belli zaten o ikisini düzleştirmişim. Çünkü burada değişik böyle dönmeler oluyor. O hayat boyu vardı. Onu toparlayamadım. Çocukken biliyor musun düzleştiricim yokken yani artık ortaokulda her sabah kalkar oraları yıkar fönle yapar. Öyle Lisedeyken mi, okuldaydı. Üsküdar'dayken mi? Üsküdar'dayken ve öncesinde oradaki o dönmeyi çünkü annem benim mesela küçüklükten beri saçlarımızı hep çok kısa keserdi büyüyünce gür olsun diye veya asla föne, Annen ısılı yine şeylere haklıymış izin diyemeyiz. vermezdi. Tabii ki de haklıymış. Çocukken çünkü saçın çok uzunsa bütün o besin öğeleri saçlarını beslemeye çalışırken sen büyüyemezsin mentalitesiyle Ecem'le benim çocukken yani bildiğin şöyle erkek gibi saçlarımız hep kısa. Hatta bir gün adamın biri oğlunuz çok iyi falan gibi bir şey yani o kadar kısa beni oğlan Bu arada sayacak Ecem'in de kadar. saçları Ecem'in saçları hiç çok benimki gür. kadar evet Değil Ecem'in mi? saçları beni hayır O da benimkinin 3 çok. katı gür. 3 katı Evet. gür. Yani nasıl bilmiyorum. Ecem'in saçından böyle 5 tane normal at kuyruğu çıkabilecek kadar çok saçı var maşallah. Ürüne geleyim. Saç Evet. yağı benim hayatımı kurtaran bir ürün oldu. Bence ne olduğu çok önemli değil. Bu güllü yine çok seviyorum. Bir saç yağı saçım ıslakken özellikle buralarıma böyle sürünce hem saçlarım nemli kalıyor hem de bu şimdi kontrol altına alıyor biraz. Yine böyle düğün saçı ben hiç saçımı makyajımı da hiç Şuradan kuaföre gidip aşağıya mı yaptırmam. sürüyorsun Evet peki oradan yağı? aşağı çok Evet. tepeye sürersem yağlanıyor mu? Şuradan aşağıya özellikle uçlarına çok sürüyorum. Ki şimdi saçımı kestirmem lazım ama bir süre tabii kuaföre falan gitmiyorum. Ama
Ben düğünde falan da saçımı kendim yaparım. Makyajımı da kendim yaparım. Bir türlü saç makyaj asla birine güvenip yaptırmayı sevmem. En son Feyzi Altun'un ablası yaptı bana. Ay lütfen adını hatırlatın. Çok Bir unutmadım şey ya. diyeceğim. Ben Fezi'nin Instagram'ında seni gördüm zaten. Çok güzeldin Evet, orada. o inanılmaz. Fezi'nin yeni açtığı yerde gidip bir makyaj yaptırdım. Ecem düğün makyaj denemesi yapıyordu. Ben yaptım. O hakikaten beni çözdü yani. O çok iyiydi. Bayağı Bir de güzeldi. böyle buna benzer vardır Valeri senin bildiğin. Buna finishing krem diyorlar. Böyle çok yağlı Var. olmayan krem, pomad yani pomad krem gibi bir Şey, şey. ben Aveda'dan kullanıyorum. Dry Remedy'nin öyle bir şeyi var. Şu an bak Ecem de sormuş ne yapıyorsun diye. Benim Heh, evet sen saçlarım da bu söyle. arada Banu yaptı evet makyajını. benim Banu saçlarım da Yılmaz. bu arada birazcık kabarıyor. Gerçekten böyle yani yeni yıkadı yani yıkadığımda benim mesela sana şu oluyor bilmiyorum. Hemen kurutmam gerekirse kabarıyor ama belki kendi halinde bu kurumasını Kesinlikle. bırakırsam o Hiç zaman kabarmıyor. kabarmıyor. İşte, onu İşte onun seviyorum. Ben için bu Aveda Dry Remedy şeyini aynen pomadı kullanıyorum. Aveda'nın Replenish o Nutriplenish diye bir yağını kullanıyorum. Onun ay dışında bana da söyle ben de alayım. Burada var onlar ben tabii. sana Evet. yollarım. Bir de David Mallet Hair Serum. Ben bunu 100 kere söylemiş ve paylaşmış olabilirim. Yani dünyada böyle hani benim için bu çok zor. 10 tane ürün olacak olsa geri Bir kalan tanesi biri o. bu. Hani içebilecek olsam içerim. Ve şu anda bitti. Türkiye'de kalmamış. Bekleyeceğim ne? Var mı elinde? Stoklamış mıydın? Yani elimde böyle 3 kerelik falan var ama yani bunun için bayağı böyle özel bir durum olması gerekiyor kullanmam için. Evet. Karantinada da olmuyor. Buna Ya bakıyoruz. olsun. Valla herkes tuvalet kağıdına koştu. Ben böyle saç yağlarıma koştum yani depolamak açısından. Yani bu Evet. ikisini kullanıyorum. Şampuanda inan kocam ne kullanıyorsa çok takılmıyorum şampuan olayına. Takılsam belki bu kadar çıldırmaz saçlarım ama şu an düşünemiyorum. Yani o ne aldıysa onunla yıkanıp geçiyorum. Bu iki ürünü saçıma çok kullanıyorum. Peki ben 5 dakika kaldı şu an inanamıyorum. Daha Değil konuşacak çok şey mi? var. Ama biraz Hmm. şeyi söylemek istiyorum. Konuşmak istiyorum. Şimdi yani bu kadar zor karar veren bir insansan saç ve makyaj konusunda her şeyi daha doğal ve kendin yapmayı seviyorsan düğününe nasıl hazırlanmayı düşünüyorsun? Ya düğün aslında neydi biliyor musun? Ben düğünde mesela saç makyaj tabii yol veriyorlar sana. Onu bile düşündüm yani. Dedim ki Tabii. ben saç makyaj istemiyorum. Yani saç istiyorum ama makyaj istemiyorum galiba. Çünkü ben şu güne kadar ne zaman makyaj yaptırsam kendi yaptığım makyajı daha çok beğendim ve yüzüme daha çok oturdu. Yani doğru insanı bulmak için de denemek lazım. Benim düğünüm İtalya'da olacaktı. Lafa bak. İmkansızlar arasından imkansız. İnanılmaz. Fıkra Şimdi gibi. oraya gidince de sana mesela bir tane opsiyon veriyorlar. Onu deneyecek ama mesela beğenmezsem ne yapacağım? Başka insanlar mı deneyeceğim? Evet. Beni çok korkuttu ve dedim ki ben kendim yapayım. Gerçekten kendim yapacağım makyajımı. Şu anda da öyle gözüküyor. Tamamen Charlotte Tilbury Pillow Talk'tan gideceğiz. Yani şu gördüğün makyajı belki hani daha pürüzsüz cilt. Tabii çünkü onun için aslında 3 aylık program vardı. İşte iyi besleneceksin, kilo vereceksin, cilde şöyle bakacaksın falan. Onları yaptıktan sonra çok signature yine böyle yarı eyelinerlı. Çok hafif böyle pembemsi büyük ihtimalle bu rujla bir makyaj düşünüyordum. Saçlarım da mutlaka saçımı yaptırırım ama doğal saçıma çok benzemesini böyle Evet. dalgalı ve bırakacaktım yani toplamadan bu şekilde Bu düşünüyorum arada evet. senin düğününden önceki aylarda da yani ki bunu artık çok var eskiden olsa az kalmış olacaktı. Evet. Bana fikir sor ben de sana ya belki hani Ay senin çünkü kesinlikle. bizim seninle biraz benziyor zevklerimiz. Ben de daha Evet doğal aynı şeyler seviyorum. fikirdeyim. Ben Hayır sana fondöten kesinlikle. önerileri falan yaparım. Bu arada annen çok tatlı bir soru sormuş. Demiş ki evde kendiniz ürün yapıyor musunuz ve bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böyle bir olayın var mı senin Nazlı? Ya Kendi ürününü eskiden yapmak gibi. şimdi bir tane hatırlar mısın bilmiyorum. Bir tane Pantene reklamı vardı galiba. Pantene'de bir diyor ki zeytinyağı, badem yağı ve yumurta sarısını karıştırıp saçımıza sürerdik. Ama artık yapmıyoruz diye ben onu yaptım. O an Nasıl neyi bitirmiş oldu? diyeyim. Zeytinyağı, badem yağı, yumurta sarısı çok güzel nemlendiriyor. Karıştır saçına sür. Artık galoşla mıdır, naylon poşetle midir topla saçını. Bekle sonra yıka çok iyi geliyor. Yani bir odur. Onun dışında şeyler hoşuma gidiyor. Böyle bunu Kourtney Kardashian falan yapıyor bazen. Ama böyle işte Turmeric'in Türkçesi ne? Aa çok ayıp. Zerdeçal. Zerdeçal, bal, bunları karıştırıp böyle cilt makyajı yapmak hani yenileyici böyle canlandırıcı. Onları denedim çok güzel. Veya işte kahve telvesiyle selülit masajı duşta. O Evet. çok iyi. O kahve telvesi cildi yumuşacık yapıyor. Bir de kafein olduğu için galiba dolaşımı arttırıyor. Böyle bir Dolaşımı sıkılaştırıyor. Bir de
çok, çok cildini çizmeyecek toz şeker ve bal, yine Hı. onlarla da yaptığım bir şey, peel olarak hani böyle kullanılabilir. Denedim ama sürekli yapıyor musun? Hayır. Hayır. Bak Ecem diyor az mı Nazlı, kafamıza sana kötü yumurtalar bir haberim var. kaçtı. Evet bitti Bir ya. dakika, şu an son bir dakika. O zaman bir şey diyeceğim. Bir zaman Ha. belirleyelim. Tekrar Hadi yapalım bir bunu. daha yapalım. Ama ben bütün Çünkü... ürünlerimi gösterdim demek istiyorum sana. Ha, gösterdin mi? Neredeyse. Neredeyse göstermedim. Şimdi ben bu listeleri yapacağım, sana yollayacağım. Sen hani hata falan olmasın, onaylarsın. Ondan sonra ben Alright. yayını da kaydedeceğim. Galiba artık direkt Anlaştık. IGTV yükleniyor bu arada, ona şey O yapacağım. haber, evet sana dün yolladım gördün mü? Evet, Muhteşem bayağı bir haber. heyecanlıyım. Çok uğraşıyordum ben de kardeşimle. Evet, Ona da yardım evet. ediyordu. Delilik yani. Ve bundan sonra da Ecem ve Natalie'nin bizi böyle pohpohladığı başka bir yayında daha. Görüşmek üzere. Çok Senin bir teşekkür yayının daha ederim var, beni değil mi şimdi? ağırladığın için. Evet, şimdi Shine Prep benim Hı. kardeşimle bir akademik kariyer danışmanlığı şirketim var. Bu ertelenen sınavlarda moral olsun diye çok güzel bir atölye yapıyoruz saat Hı. 9'da. Ha, Tamam. gidiyoruz Öpüyorum galiba. çok. İzleyen herkese teşekkür. Seviyorum Görüşürüz. seni ve İyi hafta herkese. sonları. Hoşça kalın. Nazlıcığım, bay bay. Bay bay.